Kamera ver, bir de telefon ver. Mazbatları takviye etmek üzere toplamış bulunuyoruz. Ben seçim kurulu başkanı olarak milletvekili olmaya kazanan bütün değerli vekillerimize başarılar diliyorum. Ülkemiz, milletimiz, devletimiz ve Malatya'mız için hayırlı olsun diyorum. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Malatya'yı layıkıyla temsil ederler. Tekrar kendilerine başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Nurettin Yaşar Bey, sayın vekilimiz. Başkanım da tebrik ediyorum. Siz de bu tarafa. Bülent abi, ele gel. Biraz geri çıkar ya. Bugün 7 Haziran'da yarım kalan bir işimiz vardı. Allah bize 1 Kasım'da 317 milletvekiliyle tekrar bu ülkeyi 4 yıllığına daha idare etmeyi, bu ülkeyle tekrar bizi AK Parti'yi iktidar eden, başta Cenab-ı Allah'a ve buna destek veren siz halkımıza çok teşekkür ediyorum. Biz bu dava uğruna çok sıkıntılar çektik, büyük emekler verdik. Bunun emeği geçen bütün kardeşlerime en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 1 Kasım akşamı da ifade ettiğimiz gibi Türkiye'de kaybeden partiler var ama kaybeden hiçbir vatandaşımız yok. Sonuç itibariyle Malatya'da da kazanan Malatyalı hemşerilerimiz oldu. Kaybeden bazı partililer olmuş olabilir ama kazanan Malatya ve Türkiye oldu. İnşallah birlik beraberliğimizi bozmadan 4 yıllık istikrarlı süre içerisinde Malatya'ya daha fazla yatırımları, kamu yatırımlarını nasıl çekeriz, bunun hesabını yaparak inşallah yolumuza devam edeceğiz. Biz herkesin siyasi partisiyiz. Herkesi kucaklayıp yolumuza devam etmek zorundayız. Biz ayrıştırıcı değil, nefret dilini kullanmıyoruz. Kardeşlik ve beraberlikle bu işi sürdüreceğiz inşallah. Oynanan büyük bir oyunun farkında olan milletimiz bu seçimde sessiz çoğunluğun çığlığını sandıkta hissettirecek. Allah'a hamdolsun. İşte sandığın sesi Necip milletimizin sesi oldu. Ve ertesinde bir araya gelen bütün odaklar yeni baştan o oynadıkları büyük oyunun içerisinde kendileri darmadağın oldular. Oy versin vermesin herkesin partisiyiz. Biz 2002'den önce bu ülkede ayrıştırmalara neden olan özellikle inanmış inanmamış Alevi Sünni Türk-Kürt ayrıştırmasını yapanların tümünün birden iplerini çektik. Sandıkta siz bunun dersini verdiniz. Bize destek veren kapalısıyla açılıyla, inanmışıyla inanmamışıyla, Alevisiyle Sünnüsüyle, Türküyle Kürdüyle herkesin partisiyiz. Hep birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bundan sonra Türkiye'nin 13 yıllık kazanımlarının tescili için, yani yeni bir anayasa için, yeni bir düzenleme için, yeni bir idari yapı için halkın bize verdiği bu oyları sağlıklı olarak değerlendireceğimize inanıyorum. Mustafa Bey belirtti, seçim bitti. Şu anda parti yok, başka ayrımlar yok, toplumsal ayrışmalar yok. Türkiye var, Türkiye'nin bütünlüğü var. Türkiye bu sürede neyi kaybettiyse, Türkiye'nin neyi aksadıysa bundan sonra bir tedavi siyasetiyle, bir tamir siyasetiyle bu süreç doldurulacak. Bunun için hep beraber el birliğiyle çalışacağız. Ve hiçbir zaman 7 Haziran'ı unutmayacağız. 7 Haziran olmamış gibi yapmayacağız. 7 Haziran'ı yaşamış bir siyasi hareket olarak, bir toplumsal hareket olarak 1 Kasım'ı değerlendireceğiz. 1 Kasım'ı 7 Haziran'sız düşünmeyeceğiz. Yani millet bize 7 Haziran'da hangi mesajı vermişse o mesajı aldık, kabul ettik, cebimize, kalbimize koyduk ve o duyarlılıkla geleceğe taşıyacağız. 1 Kasım bizim için anlamlı bir gün olmuştur. Ve 1 Kasım'ın bizdeki karşılığı sadece güncel bir karşılık değil. 1 Kasım
Menderes'in önüne konulan engelin, Özal'ın önüne konulan engelin, Erbakan'ın önüne konan engelin, Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne konan engelin ve doğrusu bu ülkenin doğal hareketinin, bu ülkenin yerli hareketinin, milli hareketinin o damarın önüne konan engellerin aşıldığı gün olarak tarihi bir anlam ifade eder.